Arkadaşlar merhaba, ben Drone Market'ten Furkan. Bugün sizlere yine gerçekten karşılaştırmasını yapmaktan büyük zevk duyduğum matris serileri, özellikle iki tane son çıkan modelini karşılaştırmasını yapmak istedik. Daha önceki videolarımızda biliyorsunuz ki Zenmuse P1, H20N tarzı diğer değişik kameraların karşılaştırmalarını yapmıştık. Mavic serilerinin, Mavic 3 serilerinin karşılaştırmasını yapmıştık. Bugün de sizlere matris serilerinin karşılaştırmasını yapacağız ve ikisi de aslında dop dolu bir drone olduğunu söyleyebilirim. Genellikle insanların bize karşı geldikleri soru şu oluyor. Ya ikisi de matris, ikisi de kameralara aynı gibi gözüküyor ama farkları nedir diye. İşte arkadaşlar önümüzde benim sağ tarafımda yer alan Matris 350R TK yeni drone'u ve genellikle geçen sene bu zamanlar, hatta ondan önceki sene de olabilir, bu zamanlarda lansmanını aslında yaptırdığı genellikle DJI'ın Matris 30 serisi adını verdiğimiz, ki şu an önümüzde bizim Matris 30T var. Ve Matris 350 drone'umuzun altında da H20N kameramız var. Ve bu drone'lar arkadaşlar genellikle kamu kurumları için çıkartılmıştı. Ki Matris 350 bundan daha eski olduğunu söyleyebiliriz. Yani Matris serisi aslında 350 bundan yeni ama Matris 350'ye baktığımızda Matris 300'ün aslında jenerasyonu olduğu için daha eski bir sistem olduğunu, yani daha eski bir tarihe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bugün sizler arkadaşlar Matris 350 ve Matris 30T'nin karşılaştırmasını yapacağız. Peki ilk olarak şundan başlamamızı uygun görüyorum ben. Aslında drone'lara baktığımızda drone'larda bir farklılık var ki yapısı olarak bayağı farklı ama ilk göze çarpanlardan bir tanesi kumandalardan başlamak istiyorum. Arkadaşlar önümüzde gördüğümüz kumandalara baktığımız zaman Matris 30T ve Matris 350 RTK'da kullanılan iki kumandanın da modeli, markası aynı arkadaşlar. DJI RC Plus diye geçer. Ya da İngilizce tabiriyle RC Plus diye geçer. Arkadaşlar iki kumandada gözle görülür olarak benim gördüğüm bir fark yoktur. Düğmelerine varıncaya kadar hepsi aynı. Yazılımlarına dahi varıncaya kadar aynı. Lakin arkadaşlar, biliyorsunuz ki kumandalar her ne kadar aynı olursa olsun drone'un içerisindeki bağlantı alıcısının frekansı eğer ki kumandayla uyumlu değilse veyahut da eşleşme bandı aralığı, ki bu birazcık da mühendislik tarafıyla alakalı bir şey. İşte ITU-C'den bağlantı olabilir veyahut da UART'tan bağlantı olabilir. Ama bununla alakalı genellikle arkadaşlar iki kumandaya baktığımızda iki kumanda da aynı. Lakin cihaz içerisine bağlantı yapmaya çalıştığımızda veyahut da bu kumandayı Matris 350'ye bağlamaya çalıştığımda, işte arkadaşlar şu anda DJI bunun uyumlu olmadığını söylüyor. Bizim de buradan anladığımız şudur arkadaşlar. Matris 30T içerisine yerleştirilen alıcı ile Matris 350 içerisinde yerleştirilen alıcının demek ki birbirinden farklı olduğunu gördük. Neden? Daha önceki videolarımızda Matris 350'nin arkasındaki alıcının ekstra bir alıcı olduğunu ve RC Plus ile beraber güncellenmiş versiyonu geldiğini söylemiştik. Ama RC Plus kumandalarının Matris 350 ile beraber uyumlu olduğunu söylemiştik. Lakin normal bir RC Plus aldığınızda Matris 30T ile de uyumlu olacaktır arkadaşlar. Ama gelen cihazlar içerisinden çıkan kumandaların birbiriyle eşleştirilmesi şu anda pek mümkün gözükmüyor. Bunu bize aslında DJI söylüyor. Ama yakın zamanda DJI bunu düzeltilip aynı frekans bandı aralığında, yani şuradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Demek ki cihazlar içerisindeki alıcıların frekans band aralıkları birbiriyle uyumlu. Lakin DJI şu anda onları aktif etmediğini anlıyoruz aslında. Kumandalara dediğimiz gibi baktığımızda arkadaşlar hiçbir değişiklik yok. Kumandalarda açma kapama tuşlarından tutun mod değiştirme tuşlarına varıncaya kadar hepsi aynıdır. Bunu söyleyebiliriz. Ama cihazlara baktığımızda, cihazlarda arkadaşlar bariz farklılıklar şu anda muhtemel ama bana soracak olursanız ikisinin de aslında kullanım alanları birazcık da farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Matris 30T'ye baktığımızda yine 4 pervaneli, kolları katlanabilen bir yapıya sahipken aslında Matris 350 de bir katlanabilen yapıya sahip. Lakin Matris 350'nin en belirgin özelliklerinden bir tanesi ayak sistemine sahip olmasıdır. Yani yere iniş yaparken veyahut da yerden kalkarken bir ayak sistemi var. Peki arkadaşlar bu ayak sistemi ne içindir? Aslında arkadaşlar bu ayak sisteminin buraya konmasının sebebi Matris 350 drone'una özel alt aparatta kameralar çıkarılıp takılabildiği için gimbalin yerle yakınlığının arasını açmasından kaynaklı
Bu iniş takımları korunması mecburidir. Ama Matz 30T'ye baktığınızda aslında Matz 30T drone'umuzda da bizim normalde baktığınızda arkadaşlar şurada gözüküyor. İniş takımımız arkada. Öndeki iniş takımlarımız da aslında bizim kendi antenlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada zaten iniş takımlarına baktığınızda alttaki iniş takımı cihazımızla beraber gözükmektedir. Cihazın yapısal durumuna baktığımız zaman arkadaşlar şu üst kasa şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Şu üst kasa aslında burada çakarlanması vardır gece uçuşlarında. Normal cihaz kendisi aslında görünürlüğünü açıyor. Bu ışık sayesinde cihazın nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz ve çakarlanmasıyla beraber bir sistemi sağlıyor. Üst bölmeye baktığımızda ve şu ön gözlerle beraber aslında arkadaşlar Matrix serisinin kanatının burada olduğunu görebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Ve üst sensörlerle beraber Matrix drone'undaki gibi üst sensörler mevcuttur. Ama Matrix 350'den ayıran özelliği Matrix 350'de arkadaşlar arka taraf yani üst tarafında ışıldak yani gece uçuşları için ışıldakları vardır. Ama Matrix 30'da bu mevcut değildir arkadaşlar. Matrix 30T'de ise alt tarafta yine Matrix'te olduğu gibi ışıldakları vardır. Yerine inerken gece uçuşlarında özellikle yere inerken bir daire etrafında cihazın yere indiği bölgeyi göstermek için otomatikman ışıldakları yanar arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çakallanmaları aynı demiştim. Bakın arkadaşlar tuş açılış bölmesine varıncaya kadar aslında hepsi aynıdır. Ama arkadaşlar burada benim aslında bir mühendislik olarak gördüğüm ve sevdiğim konu Matrix 350'de kollar açılıp kapanabiliyor iken Matrix 30T'de arkadaşlar kollarda arkadaşlar pin sistemi vardır. Bence mühendislik açısından baktığımız zaman kol kapamalardan daha çok bence pin sistemi daha mantıklıdır. Şunu düşünenler olabilir ya işte pinler belki kopabilir veyahut da sağlam gelir. Tabii ki de DJI bunu düşünerek yapıyor ama kolları kapatarak açmak ve kapatarak uçurmak birazcık unutmaya daha çok kaçabilir arkadaşlar. Çünkü siz kolları kapatmayı unutabilirsiniz. Tabii DJI bunda Matrix 350 tarafında buraya bir sensör koyarak kolların kapanıp açıldığını aslında görebiliyor. Lakin sensör bozulabilir, sensör çalışmayabilir o anda. Cihazınızı uçurduğunuz anda cihaz aslında yere düşebilir. Ama Matrix 30T'de şu pinli sisteme bastırıp açma ve bakın otomatikman pini kapatıp ve test etmeniz çok muhtemeldir. Bunu söyleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar aynı Matrix 350'de olduğu gibi etrafındaki bütün sensörler aynı Matrix'e benzerdir. Hem kameraları hem sensörleri çok yönlü bir şekilde engel algılamayı görerek cihazın çarpmamasını önlüyor. Ve arkadaşlar Matrix 30T'de aslında benim bir dezavantaj olarak gördüğüm sistemlerden bir tanesi kameranın sabit olması arkadaşlar. Matrix 350 işte farkını burada ortaya koyuyor. Nasıl ortaya koyuyor? Matrix 350 tarafına baktığınız zaman gimbal sisteminde yani kamera sisteminde çıkarılıp takılabilir kameralar mevcuttur. Yani siz bu drone'u aldığınızda sadece kamerayı alıp farklı görevler icra edebilirsiniz. Ama Matrix 30T drone'u aldığınızda sadece üzerindeki kamerayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşte burada kullanım alanınıza bağlı olarak fark ortaya çıkabilir. Eğer ki bir arama kurtarma operasyonunda sadece bağlı kalacaksanız genellikle benim önerim aslında Matrix'te alabilirsiniz ama Matrix 30T'ye daha yakın olmak daha mantıklı gibi duruyor. Çünkü kamerası sabit, kamerası aynı H20N kalitesine yakın olsa dahi onun kalitesinde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tabii H20N şu anda en yüksek düzeyli bir fotogrametrik bir termal kamera olsa da H20 serisinin H20T'si yani Matrix 30T'nin üzerinde bulunan H serisi bir kamerada H20N kalitesinde size görüntü vermektedir. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü kamera megapikseliyle, termal kamera sözünürlüğüyle nereden baksanız birebir yakın olduğunu söyleyebilirim. Tabii H20'nin dijital ve normal termal kamera çözünürlüğündeki fotoğraf çözünürlüğü daha yüksek olsa da alan odaklı olsa da H20T'de bunun yanında aslında az kalmıyor onu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bariz farklara gelecek olursak bariz farklarda arkadaşlar aslında H20 serisinde 640x512'lik bir çözünürlük varken H20N serisinde aslında fotoğraf boyutunda 1280'e kadar çıkmakta ama yine de 640x512'de bir video çözünürlüğü bize vermektedir. Matrix 30T'de en belirgin özelliklerden bir tanesi Matrix'e nazaran arkadaşlar uçuş süresi. Bakın uçuş süresinde TB65'lerle beraber biz kamera olmadan 55 dakikalık bir uçuş süresi elde edebiliyor iken
TB30'ları taktığımız zaman MATS30T'ye kamerası üstüne dahil olduğu için toplamda bize tam tamına 41 dakikalık bir uçuş süresi vermektedir. Tabii bu hover, yani havada asılı kalma moduyla beraber değişkenlik göstermese de siz manuel olarak hareket ettirdiğinizde bir sistemi tabii ki de bu uçuş süresi aşağı inecektir. Bu MATS'te de geçerlidir. Ama dediğimiz gibi kamera dahili olduğu için arama kurtarma operasyonlarında mantıklıdır. Lakin siz haritalama, arama kurtarma, yangın tespiti veyahut da lider ölçüm gibi bir ölçümleri veyahut da sistemleri kurmak istiyorsanız işte burada MATS300'leri RTK'yı almak daha mantıklıdır. Çünkü cihazı aldığınızda sadece kamera değişimi yaparak kameraları tabii alacaksınız. Ama kameraları aldığınızda sadece drone'a ihtiyacınız olacağı için drone almak daha mantıklı gibi duruyor. Ama siz arama kurtarma gibi, yangın tespiti gibi bir sistemleri kullanacaksanız eğer sabit olarak MATS30T'ye odaklanmak daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Şimdi farklarından bir tanesine baktığımızda kameraları zaten söylemiştik. Kameralarda belirgin bir farklılık var. Çünkü sabit kamera değiştirilemez ama değiştirilebilir kameraya sahip. Peki arkadaşlar MATS30T'yi ben örnek veriyorum uçurdum. 350'imi de uçurdum. Bunlar düştü diyelim. Hani kaza Allah vermesin diyelim ama bunlar diyelim ki düştü. Peki bunlarda nasıl bir sistem farklılığı olacak? Arkadaşlar kameraların gimbali kırıldığında Türkiye'de tamir etmek pek mümkün değil. Ama siz diyelim ki drone'un bir parçasını kırdığınızda Türkiye'de tamiri mümkün hale gelebilmektedir. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi genellikle şunlar soruluyor. İşte antenler yerde ama MATS350'de hepsi yukarıda. Arkadaşlar aslında bizim cihazımızın üstünde MATS30T'nin üstünde kullanılan GPS sistemiyle MATS350'de kullanılan GPS sistemi neredeyse birbirinin aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü MATS30T'yi de kullandığınızda MATS350'yi de kullandığınızda RTK'sız işlemde ortalama en az 20-22 tane uydu çekmektedir. Bunun garantisini zaten DJI'da görebilirsiniz ve uçuş operasyonlarını da izleyebilirsiniz pek çok videoda. Ve arkadaşlar MATS30T'ye baktığımızda ve MATS350'ye baktığımızda şimdi batarya kilitleme sistemleri vardı bakın. Burada batarya kilitleme sistemlerinde bataryaları taktığımızda bataryalarımızı böyle kilitliyorduk. Ama MATS30T'ye geldiğimizde bakın burada bize bir farklı sistem karşılıyor. İki tane turuncu sistem. Bataryalarımızı buraya bunları açıp bataryaları buraya koyuyoruz arkadaşlar. Sonrasında bakın şu turuncuları ileri ittirip üst taraftaki turuncu bölmesine gelmesini sağlamak zorundayız. Çünkü bataryaların kilitleme sistemini DJI yaylı bir sistem kullanarak bir çözüm bulmuştur MATS30T'ye. Ama tabii ki de MATS350'de bakın normal kilitli bir sistem vardır. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Çünkü bence kilitleme sistemi açısından MATS30T'yi birazcık daha geliştirmesi gerekiyor diyeceğin. Özellikle batarya kilitleme sistemlerinde. Ama şu zamana kadar bir sorun çıkardı mı? Çıkarmadı. Tabii ki de bazen insanlık hali unutabiliriz. Ama MATS'in kilitleme sistemi daha profesyonel gibi görüyorum ben. Onu söyleyebilirim. Onun dışında arkadaşlar ön kameraları MATS350 ve MATS30T'de en belirgin özelliklerden birisi Night Vision özelliği. MATS350'de Night Vision varken MATS30T'de Night Vision yoktur arkadaşlar. FPV kamerası olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok net bariz bir şekilde özelliktir. Onun dışında arkadaşlar pervane özelliklerine baktığınız zaman tabii ki MATS'in pervaneleri daha büyüktür. Ortalama olarak arkadaşlar 21 inç olduğunu söyleyebilirim. Ama biz MATS'in pervanesine baktığımızda arkadaşlar yaklaşık olarak 16 inçlik veya 18 inçlik bir aralıkta sıkışıp kalmaktadır. Tabii bu drone'un boyutuyla da alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Ama rüzgar direncine karşı koyma açısından MATS350 MATS30T'den bir tık daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Hem büyüklük açısından, hem ağırlık açısından, hem de motorların kuvveti açısından tabii ki de MATS önde olacağını biliyoruz. Ama MATS'in şu zamana kadarki gösterdiği performans yaklaşık 5 yıllık, 6 yıllık bir performansına baktığımızda MATS 300 serisi özellikle farkını ciddi bir şekilde ortaya hala koymaktadır arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. MATS30T'lerde arkadaşlar benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi, onu da söyleyeyim, katlanabilir olması. MATS350'de katlanıyor diyeceksiniz ama MATS30T'ye katlandığı zaman matrisin kapladığı alanın neredeyse yarısını kaplıyor arkadaşlar. Yani siz bu drone'u katladığınızda arkadaşlar, katlama sistemimizden gösterelim hemen. Üstten gösterelim şöyle. Pervanemizi katladık. Bakın arkadaşlar kolların katlanmasıyla cihazın
katlama bölgesindeki kapanan yeri toplam kapladığı alan çok az bir düzeye geldi arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar. Cihazın kapladığı alan sadece kumanda alanına yaklaştı arkadaşlar. İşte benim en çok sevdiğim, yani bir drone'un taşınabilirliği de çok önemli bir şey. İşte arkadaşlar bu drone'un sakladığı alanda taşınabilirliği gerçekten çok mükemmel bir sistem olduğunu gerçekten söyleyebilirim DJI bu konuda. Matrix 30'u aslında hem Mavic'in üstü hem de Matrix'in altı olarak tasarladığını biz aslında düşünüyorduk ki öyle bir şey oldu zaten. Hem katlanabilir daha az yer kaplıyor hem de Matrix büyüklüğünde daha büyük bir sistemle çalışabildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz drone'umuzu şöyle açalım. Bunu da gösterelim. Bunun dışında arkadaşlar bariz fark olarak diyebileceğimiz aslında Matrix 350 ile alakalı şunu söyleyebilirim. Matrix 30T'de yine okusaynık 3 teknolojisi. Matrix 350'de okusaynık 3 teknolojisi vardır. Bunu söyleyebiliriz. Kameralarında bariz fark olarak söyleyebileceğimiz, normalde biliyorsunuz H20'ye taktığımızda bir kitleme bir sistemi yoktur. Bu kitleme sistemimizden burada kameraya taktığınızda gözükmemektedir. Normal Matrix'te otomatikman drone'u çalıştırdığınızda gimbal motorları kilitlenerek drone'u bu şekilde, hatta şu şekilde sabit tutmaktadır. Ama Matrix 30T'de aslında güzel diyebileceğimiz bir sistem var arkadaşlar. Bakın kameralarımızı, bakın normalde normal H20N gibi kamerasının gimbali oynamaktadır. Ama kameranın, bakın, kitleme sistemi olduğunu Matrix 30T'ye geldiğinizden lansmanda da gözüktü. Ama deneme şansımız olmamıştı. Bakın arkadaşlar, kitleme sistemi bence DJI'nin kameralarına getirmesi gerektiği bir sistem arkadaşlar. Özellikle bence H20 serisinde de getirilmesi gerekiyor. Ama Matrix 30T'de bunu yaptıkları için bence gelecek kameralarda bir kitleme sisteminin DJI tarafından geleceğini ben düşünüyorum. Çünkü bu bir sistem cidden kaliteli bir sistem. Kitleme sisteminin bence olması lazım. Özellikle kameranın şu sağ motorlarının çok fazla zarar görmemesi açısından bir kitleme sistemi yapıp aslında kameranın bağlantısının sağlanması güzel olabilir. Çünkü normalde kamerayı siz arkadaşlar bu şekilde maksimum eğebilirsiniz. Ama kitleme sistemini aktif ettiğinizde bakın kamera aşağı doğru fazla güç uygulamazsanız basit bir şekilde H20N gibi aşağıya eğilmez arkadaşlar. Bu da kameranın iç sistemini korumaktadır. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar fan sistemleri aynı, soğutma sistemleri aynı. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslında DJI Matrix 350'nin şu kafasını çıkarmış, Matrix 30T'ye yerleştirmiş gibi düşünebilirsiniz. Aynı Apple telefonlarında olduğu gibi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında arkadaşlar sinyalizasyon tarafında da aslında Matrix 30T'le gelen bir sistemdi bu. Okusaynık 3 teknolojisi. Matrix 30T'den sonra artık Matrix 350'de de DJI bunu kullanmaya başladı ve ekstra alıcı ekleyerek menzil uzatımını daha da uzattığını söyleyebiliriz. Ama Matrix 30T'nin görüntü aktarımıyla Matrix 350'nin görüntü aktarımı şu anda eş düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Matrix 30T Matrix 300'e göre gerçekten çok kaliteli bir görüntü aktarımı yapıyordu. Ve kamerasının sensörün yani görüntü kalitesi gerçekten eski kumandalara göre, smart controller'lara göre gerçekten çok iyiydi. Çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar dediğimiz gibi ikisi de çift bataryayla çalışan bir cihaz. İkisinin batarya modelleri farklıdır. Birisi TB30, birisi TB65'tir. Bunları söyleyebiliriz. Onun dışında Matrix 30T ve Matrix 350 için zaten bu cihazımızın ortalama ağırlığı 6,5 kilo. Bu cihazımızın maksimum take-off'uysa yaklaşık olarak 9 kilo olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu iki cihaz arasındaki belli bariz farkları sizlere gösterdik. Bunları söyleyebilirim. Bunun dışında sormak istediğiniz farklı sorular varsa bizlere YouTube kanalımızdan videomuzun altına soru sorabilirsiniz veyahut da bizlere ulaşabilirsiniz. İki drone'umuzun arasındaki farklar bunlardır. Matrix 30T ve Matrix 350 RTK drone'umuzun sistemini sizlere anlatmaya çalıştık. Eğer ki farklı bir sorunuz varsa bizlere ulaşabilir ve videomuzun altına yorum atabilirsiniz. Hepinize iyi uçuşlar dileriz.